Savaş kimmiş? Bulacağım onu, karşına çıkaracağım diyordun. Bir şey söyle lütfen. Öğrenemediniz mi? Biraz önce bana gösterdiğin hesabı siliyorsun. Bunu sil. Sil. Sil, 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 sil. Eğer bu konuyla ilgili biri bir şey sorarsa hiçbir şey bilmiyorsunuz, tamam mı? Tamam mı? Ne oldu? Niye susuyorsun? Öğrenemediyseniz söyle. Savaş! Savaş nereye? Savaş nereye? Savaş, baban öldürüldü, katilini bulup sana getireceğim demedim mi? Şimdi niye bir şey söylemeden gidiyorsun? Savaş! Savaş! Abi ne yapıyorsun? Abi harbiden ne yapıyorsun? Sus güçlü, sus! Savaş sahibini söyleyemedi bir şey. Korkak ki. Savcım? Kimseye görünmeden geldi içeride. Emredersiniz. Söylediğiniz şeyi bilmem lazım. Çok önemli, lütfen. Müşteri bilgisi veremiyoruz hanımefendi. Onlara söylediğinizi biliyorum. Adamlar tembihli mi? Söylemeyecekler değil mi Meryem'e? Tabii tabii, siz savaştan duysun deyince. Yeri göğü yıkmıyor muydu bu adam babasını katil diye? Babanın ölümünde babamın parmağı var diyemedi demek ki. Tamam, sen rahatına bak. Sürpriz. Söyleyemedi seninki. Nasıl? Ne demek söylemedi? Kaybetme korkusu. İnsana en büyük hataları yaptırıyor. Oysa ki Savaş Sargun'un son şansı yüz yüze gerçeği söylemekti. Meryem anca o zaman affederdi onu. Baban başka, sen başka derdi belki. Ama şimdi Savaş'ın da babası gibi olduğunu düşünecek. Oraya geliyordur. Haber ver bana. Evi dağıtmaya geliyordur. Düğünü de iptal edecek. Sosyete kızısın. Babandan biliyor olman lazım. Büyük risk, büyük kazanç. O sadece benim riskim değil. Savaşı kaybedersem sen beni neyle tehdit edeceksin onu düşün. Kaybedecek bir şeyim kalmayacak. Şu an var mı ki? Savaş'la Meryem'i birbirinden uzak tut. Başka bir şey istemiyorum. Düğün falan da umurumda değil. Ha, buradasın. Hadi geldi şu provayı bitirelim, adam söylenip duruyor. Tamam, geliyorum. Hadi acele et. Meryem, ne oldu? Kimmiş, öğrenebildiniz mi ismi? Hayır. Nasıl hayır ya? Savaş, Güçlü nerede? Gittiler. Ne demek? Ne oldu burada? Bilmiyorum. Bir şey söylemediler. İçeridekiler de zaten bana bir şey söylemiyor. Dur, anlarız şimdi. Gel. Abi bir sakin olsak, azıcık bir düşünsek, iki cümle konuşsak, ben ne yaptığını bilsem mesela.
Ne oldu abi orada? Neden anlatmadın Meryem'e? Bir daha yüzüme bakmazdı çünkü. Kendin için sakladın yani. Meryem'i kaybetmemek için. Onu kaybedersem Sevinç'e dair her şeyi kaybederim. Bunu biliyorsun, daha niye soruyorsun bana? Ondan değil abi. Ne demek ondan değil? Neden olacak başka? Bu kız kim abi senin için? Sadece sırrını saklayan birinden fazlası oldu. Başka biri oldu değil mi? Ne diyorsun sen güçlü? Ne diyorsun? Onu yangından kurtardıktan sonra her şey değişti diyorum. Otelde savcıyla Meryem'i basmaya gittiğimiz gün. Kızı orada bulamayınca sen kızdın ama bir yandan da için rahatladı değil mi? Yalan söylemiyorum. Benim adıma düşünme güçlü. Benim adıma düşünme. Abi ben seni çok iyi tanıyorum. Sen kaç kez kurtardın bu kızın hayatını? Benim sırrımı bilirken ölüp gitmesine izin verecek halim yoktu güçlü. Peki. Hadi diyelim öyle. Fırın. Fırını neden yaptırdın? Borcumdu bilmem neydi. Deme abi artık bana. Yemezler. Babasının ölümünden sonra kaybolduğunu duyunca deliye dönmedin mi? Her yerde yana yakıl onu aramadın mı? Bu kız Sevinç'in katilini bilip saklıyor. Sen ne dediğinin farkında mısın? Farkındayım. Keşke sen de farkında olsan. Ya neyin farkında olacakmışım ben? Git söyle abi kıza. Babanın ölümünde babamın da parmağı vardı de. Sonra bak gözlerinin içine, içinden ne geçiyorsa onu söyle. Bırak o karar versin ne yapacağına. İçimden ne geçtiğini benden daha iyi mi biliyorsun? Evet. Çünkü ben seni daha önce böyle gördüm abi. Güzel gözlü, kocaman yürekli bir kızın peşinden giderken, onun için babanın karşısına dikilirken orada gördüm abi. Saygısızlık etme. Ne olursa olsun, neyi saklarsa saklasın. Ona nasıl baktığının farkındayım. Zaten kör olmak lazım anlamamak için. Kes sesini güçlü. O kız başka biri artık senin için. Sen onu... İn arabadan. İn. Kaç. Onun yanından kaç. Benim yanımdan kaç. Kendinden ne kadar kaçabileceksin acaba? İn dedim sana. Yani bu araç o gün hiç kiralanmamış öyle mi? Kendiniz baktınız ya komiserim. Trafikte görünüyor ama. O nasıl oluyor? Başınızı çok fena belaya sokuyorsunuz. Döneceğim ben size. Öğrenmişler. Nasıl anladın? Dosyanın değiştirilme tarihi var yanımda. Hem de ben gelmeden 5 dakika önce. Savaş biliyor yani ismi. O yüzden kaçtı benden. Halinden belliydi. Ben biliyorum ne kadar uğraştıklarını. Ama belli ki senin duymaman gereken bir şey. Bir düşün Meryem. Aklına bir şey geliyor mu? Bu sefer suçlamayacağım kendimi. Boşa güvendim demeyeceğim. Sen de güvendin onlara. Güvendim. Şimdi bittim ben. Babamı orada buldum da yanındaydı. Nasıl acı çektiğimi gördü. Bu konuda benden bir şey saklamaz. Mutlaka söyleyecektir.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.